Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, bu hafta sonundaki FIFA 2023 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olmayı, destek olmayı, videomu beğenmeyi ve izlemeyi unutmayın. Evet, bu haftaki FIFA 2023 videomuzda yine kariyer modunda öncelikle oyuncu moduyla aslan oyuncu olarak Galatasaray'la devam ediyorduk. Sezonun sonuna yaklaştık. Şampiyonluk maçları ve Türkiye Kupası final maçları var. Onları yapacağım. Ardından yine kariyer modunda bir kez teknik direktörlük kariyerinde EFL 2. ligi, hatta 4. ligi sayılabilecek bir ligden kendi takımımı kurmuştum ve oradan yükselmeye devam ediyorduk. Orada da EFL 1. liginin sonları, orada şampiyon olma ihtimalimiz var dostlar. O şekilde devam edeceğiz. Evet. Oyunumuza girişimizi yapalım, kariyerimizi devam et diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk rakibimiz Galatasaray Süper Lig'de Kayseri Spor. Kayseri Spor'un yendiğimiz takdirde şampiyon olacağız dostlar. O yüzden bu maçı kazanmamız gerekiyor. Oyunumuzun zorluğu yüksek. Efsane zorluğunu da oynuyorum, o yüzden zorlanabiliyoruz bazı maçlarda. Ama Galatasaray Türkiye Ligi'ne göre geçtiğinde kadrosu şu an yüksek olduğu için, oyuna göre yüksek olduğu için rahat kazanabiliyoruz. Evet, şimdi aslan oyuncu Leon Pierre'de orta yaptım. Salma, Kayseri Spor savunma uzaklaştırıyor. Şimdi ceza sahasında bir vurdum, yine önümde kaldım, bir daha vurdum. Neci iyi müdahale etti. Tabii ki vuruş yapamadım o sırada ama şimdi Kayseri Spor'a karşısında baskımız var. Ben de uzaktan çok güzel sert şut, kalecimizi kurtarıyorum. Sergio Oliveira korner atışını kullanıyor. Tekrarla Kayseri Spor karşısında baskımız var. Ceza sahasına doğru savunmuzlar karşısında önümde kaldı. Boşluk arıyorum şimdi böyle. Olmadı. Oradan bir sıyla gitseydim çok güzel olacaktı. Sıyılamadı. Şimdi Kayseri Spor etkilerimi çabasını daha sonra kanattan dayına girmeye çalıştım. Araya olmadı. Şimdi ben sağ durdurma mensahi vurdum. Hayal kalecimiz Muslera müsaade etmiyor. Şimdi hızlı çekiyoruz. Ben aldım, önüne büyük boşluk var. Hızlı gidiyorum, önüne büyük boşluk var. Çok hızlıyım. Şimdi sert bir şut. Direkten inanılmaz bir şekilde direkten dönüyorum. Fakat bağış edilmez. Arka yüzülmez, tamamlıyor. Muhteşem bir gol atacak bunu olsa ki. Kupa Armoşan'da bir gol olacaktı. Direkleri salladık. Direkleri kırdık. Barış Alper. İşte uçak buluyorum. Dönen top Barış Alper'in önünde kalıyor ve 1-0'a geçiyoruz. Şampiyonluk için büyük bir avantaj yakalıyoruz Kayseri Spor karşısında kendi sahamızda. Şimdi Kayseri Spor Kerim'i. Kerim'i de saklar topu mensah. Kemen. Şimdi Kayseri Spor kalecisinde gacı kullandığı topu kullandım. Şimdi top bende. Anlamadan Icardi. Barış Alper, Icardi. Icardi pasını görmemişti. Şimdi Barış Alper. Barış Alper. Yok artık ya. Ne olsun Barış Alper. Barış Alper'in ikinci golüyle Kayseri Spor karşısında 2-0'a geçtik. Ama yukarı boşu girdi. Bakalım. Bunu girmedi ama güzel de bulmuş Barış Alper Yılmaz. Şimdi Kayseri Spor liglerinin sonlarına doğru etkili gelme çabasında sağ kanattan Emrah Baştan. Topu kazanmaya çalışıyor arkadaşlarım. Girdim araya, güzel. Şimdi topu kazandırdım Barış'a. Oradan Icardi'ye. Yani ilk yarı bu şekilde sona eriyor. 2-0 üstünlüğümüzde Barış Alper Yılmaz'ın 2 golüyle. İkinci yarı. Evet. Aha, beni aldı. Yok artık ya. İkinci yarıda beni niye aldı oyundan ki? Mertens girdi. 4-2 kazandık ve evet, şampiyonluk kutlamasını maalesef ki beni oyundan çıkartınca geçmemem gerekiyor, izlemem gerekiyordu. Geçtiğim için göremedik ama şampiyon olduk Süper Lig'de. Şimdi Türkiye Kupası finali var. Türkiye Kupası finalinde rakibimiz Trabzonspor olacak. Bu arada seviye atladık, hemen onları yükseltelim. Evet, Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda seyirciler araya giriyor. Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Türkiye Kupası finalindeyiz. Bakalım nasıl bir sonucu olacağız Trabzonspor karşısında. İstediği yedi buçuk yaptığı beraber kalmak bir yerimiz yok. Final maçında mecbur kazanacağız. Yapaldım.
What a game this should be. Pasım Icardi'ye. Tekrar aldım. Şimdi boşluk var. Bir şut. Herhalde kaleciye bak ya. Vallahi çok güzel kurtardı. Ceza sahasına doğru. Kafa savunmadan geliyor. Icardi'den topu istediğim yere doğru. Şimdi güzel bir şut daha, yine savunma. Maskımız devam ediyor. Bakalım oradan Trabzonspor topu çıkartmayı başardı. Şimdi Trezeguet ile Trabzonspor etkilenme çabasında. Ensvil. Mata diyor bu sene diyor jübe yapmayı düşünüyor. Yani. Kesin sezonun sonunda bayağı bir takımda oyuncu değişecek. Şimdi topu kazandık. Trabzonspor'un baskısını kırdık. Yine ben de şimdi pasım soruda Barış Alper Yılmaz'a. Şimdi tekrar aldım topu. Bir şut. Kaleci. Çok güzel kurtarıyor Uğurcan. Onlar için kullandık. İndirdim geriye doğru. Tekrar aldım topu. Güzel paslaşmalar. Şimdi istedim olmadı. Yine top bizde. Şimdi topu aldım. Mükemmel bir plase. Uğurcan gibi bir kaleciyi çok güzel alıyorum. Muhteşem bir golle. Evet, aslan oyuncu. Lyon player'dan o diğer Lyon player'la muhteşem bir gol attık işte. Burada hypermotion devreye girdi. Çok güzel bir plase. Uğurcan'ın yetişemeyeceği köşeye doğru bırakıyorum ve rahatlıyoruz bir anda. 1-0'a geçiyoruz. Şimdi pasın sol tarafta Barış Alper. Barış. Barış'ın istediğim pası aldım. Vurdum. Tamam, çarptı. Yoksa nasıl kötü bir şut vurdum ya orada. Dükkanın sonlarına doğru 1-0 üstünlüğümüzle geçiliyor. Şimdi ataktayız. Zaniolo. Icardi, Icardi, Zaniolo, Zaniolo! Muhteşem bir gol daha. Ve ikinci yarıya 2-0 önde giriyoruz. Bu bizi iyice rahatlatıyor. 1-0 listeydi ikinci yarı için. Fakat 2 yapınca rahatladık şimdi 2-0'la. Devreye gireceğiz. İstediğin şey beraberlik, galibiyet, galibiyet değil zaten. 7,5 puan istemiş. İkinci yarıda bir asistle gol ve atarsam bana topların verdiği görevi. Şimdi Abdülkerim almaya çalıştım, olmadı. Perez. Trabzonspor şimdi etkili geliyor. Perez. Sağda Perez ve Trabzonspor etkili geliyor. Trezeguet. Bildim araya, aldık topu. Şimdi hızlı çıkalım. Ver pası bana. Ver bana. Zaniolo'dan. Ver bana. Aldım şimdi. Önümde büyük boşluk var. İçeri girdim. Ciddi arasındayım. Sert bir şut. Ve muhteşem bir gol. İşte üçlüyorum. İkinci golümü de atıyorum. İşte bu kez Permotion büyük ihtimal full girecek. Bakalım. 15 metre. 115.3 kilometre hızla muhteşem bir gol atıyoruz Trabzon'un karşısında. 3-0'la artık maçı bir nevi garantiliyoruz. Dakikalar 60'a gelmişken. Evet, oyuncu değişiklikleri var bu arada. 60 oldu sonunda. Okan Hoca değiştirdi bazı oyuncuları. Ben de alsaydım bir önceki maçta olduğu gibi. Evet, Trabzonspor Biskaya. Şimdi etkili geliyor Trezeguet. Gomez. Golü yiyoruz maalesef. 3-1 oluyor. Trabzonspor maçı bırakmıyor. Şimdi ataktayız. Muhtar. Aldım, çok güzel pas verdim. Icardi Cidasaz'a. Icardi! Icardi! Aşkın olayım. Evet, aşkın olayımla 4-1 öne geçtik. Trabzonspor'un artık gardını düşündük 3-1'den. Biraz Trabzon'u mutlanmıştı fakat çok zorlanan arapası verdim ve Icardi'ye. Icardi'yi golle buluşturdum. 9 maçta 5 gol atmış. Bakalım seni Icardi kalacak mı? Bilemiyorum. Bunu nasıl olacak? Göreceğiz. Şimdi Edin Viskar. Aferin Mustera. Evet, Mustera ve karşılaşma sonu oluyor. Bu karşılaşmanın son pozisyonu oluyor. Ve 4-1 ile Türkiye Kupası'nın sahibi oluyoruz. Galatasaray'la birlikte ben. Oyuncu Karim Uzun da aslan oyuncu. Limon Slayer olarak kutlamayı yapalım. Evet, Trabzonspor'u üzdüğü halini seviyoruz. Şimdi Patronin'de kupayı alalım. What a great moment for any young player. And this is what you dream about when you start playing football. When you're playing in the playground, you want to win a cup. It's a special moment. And now for the trophy left itself. Türkiye Kupası'nı da alıyoruz. Süper Lig Kupası'nı da aldık. İki kupayla tamamlıyoruz sezonu. Avrupa'da yoktuk. Bakalım öyle sezon.
şampiyon olacağımız için Avrupa'da izleyeceğiz. Orada bakalım neler başarabileceğiz. Tabii bu kadro kalır mı ya da farklı yapacak mı daha sonra bakalım. Bir denile olmaz çünkü bu kadro iyiydi açıkçası. Sonunda kadroyu göreceğiz. Evet, klasik kupaya poz verdik. Tamamdır şimdi. Soyunma odasında sevimli işler devam ediyordu. Aktiviteler falan var, onlarla geçtik. Sezonu bitirelim. Yeni sezona giriş yapıp, evet, hazırlık maçları var, onları oynamayacağım, kaydettim. Evet, şuradan tekrar yeni kariyerden, kariyeri yükledik. Evet, EFL League One. Kendi takımımla Lyon Player Spor'la 94 puan. Şampiyonluk maçım galiba. En az gol yiyen kaleci. Kalecimiz Oblak. Oblak iyi bir kaleci. Evet, AA derecesinde yaptığımız için mükemmel antrenman günü olarak gördü. Evet, bir sonraki Northampton maçı kazanırsak şampiyon olacağız. Şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Oyuncularımız Oblak, Zaniolo, Barber'de. Evet, aslan yuvasındayız. EFL League One şampiyonlukla bitirmeliyiz. Buradan şampiyon çipe çıkacağız. Ondan sonra Premier League daha yani. Biz durumumuz var Premier League'e. Evet, Morata. Yoko Valverde. Çok güzel hareketler. Şimdi Morata. Zaniolo'nun şutu savunmada kaldı. Kerem de vurmak istiyorum. Kerem Aktürk kumulu. Hadi be. Ya fikirlikleri kaç oldu? Sürekli direktlere vuruyorum. Ya. Güzel bir şut daha. Savunma. Top hala bizde. Fakat rakip bu kez uzaklaştırıyor. Williams. Hala etkilerin çabasında. Williams. Etkileniyor takipimiz 0-0. 10. dakika ilerlerken. Şimdi. Kerem. Aslında rakip uzaklaştırıyor. Gidelim araya, aldık Zaniolo. Zaniolo'dan alıp Morata. Morata kazandı. Morata. Morata. Alvaro Morata'yla 1-0'a geçiyoruz şampiyonluk yolunda. 1-0 öndeyiz. Alvaro Morata'nın güzel golüyle. Evet, karşılaşma rakibimiz tekrar başladı. Morata 39 maçta 23 gol atmış. Bu kalanında lider mi? Bilmiyorum, aklımız lazım. Ama bu kadar spor sayısı ihtimal liderliyor. Şimdi Bukayo Saka. Saka yapma şu kaçtığım ayağımdan. Saka tekrar kazandı. Bukayo Saka'dan alır Murat'a. Murat'a sert buluş. Buldum. Gidemiyorum. Şimdi rakibimiz geliyor. Etkili. İlk yarı son anlar. Gelsin kaleci Oblak. 37. dakika daha son anlar dedik ama. Sonlara doğru. Şimdi Kerem. Luis Diaz. Wan-Bissaka. Bissaka. Bissaka şimdi kaptırdık top, rakip elifte geliyor. Pinok etkili geliyor rakip. Sonic Pinok bu türlü alamadık oradan. Rakip dükkanın sonunda gol peşinde. Oblak. Oblak devleşti, iki net pozisyon. Oblak beraberliği sağlayabilirdi rakibimiz fakat Oblak'ın güzel kurtarışlar sayesinde 1-0 kovduk. Şimdi ikinci yarı rakibimiz tekrar başladı. McWilliams. Hawkins, etkisi yürür rakibimiz. Hawkins. Gelin araya, herhalde Wan-Bissaka. Şimdi biz Diaz. Bukayo Saka. Akip tekrar kalan için mi kazandık tekrar? Murata. Murata'dan Valverde. Olmadı bir türlü çıkamadık yine. Rakip yani bayağı etkili. Hırsızlığı görmeyiz ama onun zorluğu herhalde efsane yakalanıyor. O yüzden biraz tabii ki rakip zorluğu örmüştü. Şimdi Kerem, Valverde, Marcus Acuña, Acuña'dan Morata, Morata'nın buluşu rakipten dönüyor. Şimdi yine top bizde, Morata, 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 muhteşemsin. Alvaro Morata, muhteşem bir sert şut. Ver motion'u bilet bakalım. Nasıl bir burada vurmuşuz Morata'yla, 19.3 metre, 122 kilometre hızla vurmuşuz topa. Bizim o hızda yapacak bir şeysi yok. Ve 2-0'da Murata'nın ikinci golüyle rahatlıyoruz. Şimdi rakip başladı tekrardan. 2-0 rakip 70 rahatladık biraz.
Şimdi rakip atak geliştirme çabasında. Portland'da şimdi etkiliye yollar Jovic. Girdi araya Valverde ile güzel. Şimdi Marcus Acuña. Şimdi Silva'dan Marcus Acuña. Federico Valverde. Rakip savunma girdi araya. Son anlar, son dakikalar artık. Bir gol daha atalım. Morata'nın bir büyük boşu var. Morata çok sert. Lan defol git ya. Kendi oyuncuma çarptı ya. Kendi oyuncum belki de golü engelledi. Morata'nın netlik yapmasını. Ama sonuçta şampiyon oluyoruz. Evet. 2-0'la FL Lig Van'da şampiyon oluyoruz. Lig'e şampiyon çıkacağız. Evet, şimdi yine burada bir şampiyon kutlamadan onu da yapalım. Takım sevmişti, hepsi birbirini. Tabii ki bu kadro PSV'de 2 ve 1'e üçün kadroydu. Şampiyonşipte daha güçlü rakipler var. Bakalım orada efsane zorlukta ne yapabileceğiz. Artı transferi yapmam gerekiyor. Özellikle Thiago Silva 39 yaşında kaptan. Şampiyon olarak tamamlıyor kariyerini. Kaptan bırakacak büyük ihtimalle. İşte onun yerine bir tane stoper lazım. Sağ bekim Misaka yani fena değil ama iyi değil. İyi bir orta saha verecek bir forvet lazım. En azından iki tane stoper yapmam gerekiyor. Bir orta saha, bir forvet, bir stoper. En kötü. Evet, kupa kutlamalarını da alabilirim. Yapalım da şimdi bir tane klasik kupa ile resim çektirelim. Ve bir sonraki maçımıza geçelim. Bir sonraki maçımız da burada. FA Cup. Yani FA Cup'ta tabii ki şampiyon teknik direktörü röportaj yapmadan olmaz. Lig şampiyon olduğunu, henüz maçlar bitmedi ama şampiyon hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Taraftarımızı gururlandıran oyuncuları tebrik ediyorum diyorum. Evet, büyük bir hak ediyor. Şampiyonu erkenden garantinin döpleri ve taraftarımızı gururlandıkları için oyuncularımızı tebrik ediyorum diyoruz. Murat'ın attığı golü soruyor. Yani şu Murat, evet, bence de etkileyici oynadı diyelim. Evet, üst düzey bir performanstı. Teşekkür ettik Spiker'e. Evet, bir sonraki maçımız işte FA Cup'ta. Manchester City, güçlü Manchester City'ye karşı bakalım ne yapabileceğiz. Muhteşem kupa FA Cup bu kez de İngiltere Kupası. Evet, Türkiye'deki kupayla bitirdik. Oyuncu kariyerinde Türkiye Ligi şampiyonu olduk Galatasaray'ın ve Türkiye Kupası'nı aldık. Şimdi burada FL Lig Van'ın şampiyonu olduk ve FA Cup. Bakalım FA Cup'ta Manchester City gibi güçlü bir rakibe karşı ne yapabileceğiz? Manchester City denirsek Premiership'te en çok zorlayacağını düşünmüyorum ama işte evinde ilk maçları farklı bir tek maç. Evet, müthişim kupa FA Cup'ı almak için şimdi karşılaşmaya başlıyoruz. Zanyolo, Kerem, Sakunya, Enrico Valverde, şimdi Morata, Valverde. Valverde'yi iyi çalmışım. Oho, formadan çekiyor. Valverde bırakmıyor. Federico Valverde. Valverde ceza sahası. Federico Valverde. 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 Harikasın dostum ya. İyi çalmışım. Çok para verdik ama. Yani sağ olsun Federico Valverde'nin işte. Bu da arkadan rakip formasından çekmesine rağmen kendini bırakmıyor. Pep Guardiola üzülüyor. Biz seviniyoruz. Ve daha 3. dakikada Manchester City'nin bir sorunu yaşıyor. Çok büyük bir avantaj. Şimdi iyi savunma yapıp kontrollerle golü bulmam lazım ki rahatlayalım. Mahrez. Akanji. Girdik araya güzel. Şimdi Valverde yine. Valverde önünde boşluk var. Federico Valverde hızlı. Valverde. 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 Zaniolo. Yapma. Yapma. İşte söylediğim buydu. Kontrollerle böyle. Goller bulup rahatlamamız lazım. Zaniolo çok güzel sürüyor. Zaniolo. Savunma. Ya Morata. Morata muhteşemsin. Harikasın Morata. İşte yine bir kontratak. Rakibi az yakaladık. Zaniolo'nun da güzel çabası. Boşlar takip döndüğünün topu Morata çok güzel tamamlıyor. Burada işte Morata ve gol. İçiliyoruz. Biraz daha rahatlıyoruz tabii ki. Evet, rakibimiz tekrar başladı. Lebrun kazandı topu. Zaniolo
Çok güzel Saka. Pas Saka'ya. Saka hızlı. Saka çok güzel hızlı. Önümüz attık topu. Saka. Bukayo Saka. Saka'yı hızlandırdı. Saka soldan gidip Bukayo Saka. Bir muhteşem golde Bukayo Saka'dan. Çok sağlam süresine gittik. Önümüzü açtık. Hızımızı kullandık. Çaprazdan girdik içeriye. Bu açıdan. Sol ayağıyla çok güzel bir plase, çok güzel bir golle Bukayo Saka. Hiç beklemediğim bir şekilde Manchester City karşısında çok güzel kontra gollerle 3-0 öndeyiz. Şimdi Manchester City tabii ki maçı bırakmayacak. Korner De Bruyne kullanıyor. De Bruyne orta bir kafa kalecimiz. Oblak. Kalecimiz iyi. Kalecimizi bayağı götürür. Şimdi Haaland. Haaland'ın pası De Bruyne. De Bruyne helal sürü Oblak. Muhteşem sürü Oblak. İndirilen top, şimdi çıkalım. Rakip tekrar geliyor Mahrez. Mahrez'den de bir öldürüyor. Beklenen topu Haaland. Bomboş kaleye bırakıyor. 3-1. Hala riskli. Manchester City gibi bir takıma karşı ikinci yarı dur bakalım. Ne yapabileceğiz? Evet, şimdi görelim. İkinci yarı bakalım ne olacak. İlk yarıyı 3-1 tamamlıyoruz. İkinci yarıya Manchester City başlıyor. Sırıklara baskı yapacak. İşte bu baskıda iyi bir sırık. Golyemez'de eğer kontraya yine çıkarsam, kontradan güzel bir gol bulursam rahatlayacağım. Evet, etkili paslaşmalar. Cancelo, Mahrez, Mahrez, Riyad Mahrez. Cancelo bir Dumaria Valverde ile unutamadık oyunu aldığında. Şimdi Jack Grealish giriyor oyuna. Grealish. Helalsin. Ve oyuncumuz Hook'la. Ziza sahasına doğru yuguk be. Güzel kafaydı Haaland'tan. Kalecimiz Oblak yine müsaade etmiyor. Oblak muhteşem performans sergiliyor son maçlarda. Yine girdik Kerem'le, yine korner. Bir türlü baskıyı kıramadık. Etkili geliyor şimdi. İçeriye girdi. Haaland kaleciyi çıkarttım. Ne oldu? Faul mu? Penaltı mı? Ne oldu? Offside. Süper. Helalsin kaleci. Muhteşemsin kaleci. Şimdi Zangilo'ya tacesini kullandım. Kerem. 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 Kerem'den Morata, Morata, Morata! Yine Morata, yine Morata! Yine bir çıktık, bir o baskıdan golü yemeyip kontradan yine golü bulduk ve iyice rahatladık. 4-1 oldu. Cancelo'ya baskımız var Morata'da. Şimdi Joao Cancelo'ya kim geliyor? Cancelo, Cancelo'nun pası içeriye doğru. Isaka, Torreira, Kerem, şimdi Valverde, Morata. Yine bir kontrol şansı. Zaniolo. Zaniolo. Zaniolo'dan Morata'ya muhteşem bir topuk pası. Morata. Morata. Muhteşemsin. Harikulardesin. Ne diyebilirim ki? Yine muhteşem bir golle işte. 33 km hızdayken. Gol beklentisi 0 nokta bilmem bir şey. 19 nokta bilmeden 121 km hızla bu kez. Yani kaleciyi ağlamakta zorlanmıyor Alvaro Morata ve yani şampiyonuz diyelim artık çünkü 4-1 oldu. Morata'nın 68'deki golüyle 4-5-1 öndeyiz. Yani inanılmaz bir skor oldu, hiç beklenmediğim bir şekilde. Şimdi getiriyorum içi basımda Filip Foden. Foden Zidane'da Foden. Foden geriye çıkartıyor. Ham muhteşem. Ya yani ne diyeyim ben, atanımız muhteşem, tutanımız muhteşem. O sayede öndeyiz ve rahatız. City çabalıyor, Oblak kurtarıyor. Sinin savunması açıklar veriyor. Forvetimiz Morata affetmiyor. Şimdi 5-1 öndeyiz. Şimdi yine geliyoruz Morata. Morata'dan Zaniolo, Zaniolo, Nicolo, Zaniolo. Bu kez müsaade etmiyor. Chelsea, Manchester stratejisi. Şimdi Haaland, Haaland etkili. Haaland, Haaland içeride. Oblak ve Haaland arasında geçen bir savunma. Morata'yla da rakip savunmasında geçen bir hücum attığımız izledik. Şimdi çıkalım topla Valverde. Kerem, Morata son bir şans olabilir mi derken ve 5-1 gibi inanılmaz bir beklenmedik bir farkla 1-0'a 2-1'e yeneyim. Hani yenerim de herkese razıydım. Manchester City'ye büyük bir takımı 5-1. Morata'nın yıldızlaştığı. Kalecimiz Oblak'ın yıldızlaştığı ama işte Tatan ve Susan'ın iyi olduğu bir maçta farklı kazandık ve bir kupa törenini daha yapıp tamamlayacağız. Yanlışlıkla geçtim, neyse kupa törenini yapmadık ama işte FA Cup'ı kazanmış olduk. Evet dostlar, yavaş yavaş da bu haftaki FIFA 23 videosunun sonuna geliyoruz. Yine işte iki kariyerde oyuncu ve
Teknik direktör kariyerinde oynadık. Oyuncu kariyerinde Galatasaray'da 2 kupa, Türkiye Ligi Kupası ve Türkiye Kupası'nı kazandık. Burada EFL Lig One'ı şampiyon olarak tanımlamam. FA Cup'ı Manchester City gibi büyük bir kulüpten alarak tanımladık. Evet dostlar, bu haftaki videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüz olsun. Sağlıcakla mutlu kalın. Kanalımı ve videomu beğenip kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın diyorum.